Peki en popülist yerden soracağım. Yağ yiyerek yağ yakmak mümkün mü? Tabii ki. Zeytinyağı. Yağlar, yağ yiyerek yağ yakmak değil, kilo vermek. Zeytinyağı ve sağlıklı yağlar yenildiği zaman. Neden? Çünkü her zaman söylüyorum, insan vücudunun %60'ı sudur, mineralli tuzlu sudur, %20'si proteindir, %19.9'u yağdır. Yani bu üçü bir arada bulununca hücreler iyi çalışır, rahat sağlanır. Onun için su içmek çok önemli, hep söylüyoruz. Tuzlu su içmek, bikarbonatlı su içmek ve sağlıklı yağ yemek, sağlıklı protein yemek çok çok önemli. Sizi dinç tutar, genç tutar, hastalıklardan uzak tutar ve ömrünüzü uzatır sağlıklı bir şekilde. Tamam. Peki hangi yağlar bizim için iyi, hangileri kötü? Şimdi vücudun ihtiyacı olan 30 türlü yağ var. 30 türlü. Bu 30 türlü yağ 3 grupta toplanıyor. Bunların hepsini vücuda girmesi lazım. Öyle. Bu yağlar, doymuş yağlar, tereyağı, hayvansal yağlar, doymuş yağlar. Tekli doymamış yağlar, zeytinyağı ve fındık yağı. Çoklu doymamış olanlar da işte ayçiçek, mısır özü vesaire. Yani çekirdeklerin yağı. Bakın bir hayvansal yağlar, toklu doymamış. Toklu doymuş, yanlış söylüyorum, satüre dediğimiz. Vücuda girecek hayvansal yağlar. İkisi tekli doymamışlar. Bu da vücuda girecek. Ötekiler de vücuda girecek. Tam 30 türlü yağ var vücutta. Siz hangi yağdan bahsediyorsunuz? Allah sen. Vücudumuzun hiç beklemediğim hepsi... bir cevap. 30 türlü yağ hiç beklediğim bir cevap tabii değildi. Tabii ki. Yağ asidi diyoruz biz bunlara. Ve hepsinin hücresel düzeyde çok önemli görevleri ve fonksiyonları var. Onun için. Ama hangi yağlar tehlikeli? Trans yağlar. Yani bozuk yağlar tehlikeli. Bozuk yağ ne demek? Bozuk yağ işte çoklu doymamış yağların veya tekli doymamış yağların işlem sırasında, ısıl işlem, güneşi görmesi, yanması vesaire sırasında meydana gelen tehlikeli yağlardır. Trans yağlar tehlikelidir. Trans yağlar kanser sebebidir. Trans yağlar kalp krizi sebebidir. Trans yağlar felç sebebidir. Trans yağlar şeker hastalığı sebebidir. Hocam ben bu 30 tane yağ çeşidinden çıkamadım hala şu anda. Tek bir yağ kaynağından farklı yağ asitleri mi alıyoruz yoksa 30 hepsi farklı... içinde var. Mesela tereyağında, sağlıklı tereyağında hepsi var. O şey olarak. 30'u da var. Orantılı olarak evet. Tamam. Soğuk sıkım zeytinyağında hepsi var. Orantıları değişik. Anladım. Şey olarak evet, onun için evet. Bunlar... Tamam aksi takdirde çok da zor bir beslenme sistemi gibi düşündüm. Hayır hayır alakası yok. Hayır, onun için yağ yiyin diyoruz. Sağlıklı yağ yiyin diyoruz. Zeytinyağı çok önemli diyoruz. Zeytinyağı hakikaten ana sütünün aynısıdır. Biz yetişkinlere doğanın bahşettiği ana sütüdür. Hiçbir farkı yoktur ana sütünün içindeki şeyle madde koleksiyonla veya şeyle içeriklerle zeytinyağının içeriği ayrıdır. Oranları değişiktir. Ana sütünden doğal zeytinyağının bir tek farkı vardır. Ana sütünde hayvansal kolesterol vardır. Zeytinyağında bitkisel kolesterol vardır. Kolesterol olmadan hiçbir canlı olmaz. Kolesterol kalp krizi yapmaz. Bu büyük bir yalandır. Büyük bir dolandır. Kolesterol kalp krizi yapmaz. Tamam peki zeytinyağı dediğimizde aslında çok sağlıklı bir kaynaktan bahsederken sıkım yöntemine göre de tercih edilir ya da edilmez tabii ki, hale geliyor değil mi? Sıkım hazırlanış şekli ve de kullanış şekli çok önemlidir. Yalnız doymuş yağlar yani tereyağı veya hayvansal kuyruk yağı, hayvanların yağları ve de zeytinyağını da buna katabiliriz, fındık yağını da katabiliriz. Isıl işleme çok dayanıklıdırlar. Çabucak bozulup trans yağ meydana gelmez. Onun için sağlıklıdırlar. Ve mesela zeytinyağı 250 dereceye kadar rahatlıkla ısınabilir bozulmadan. Bol zeytinyağı diyorum. O vücuda girecek. Çünkü hücrelerimizin ihtiyacı olan bütün o 30 türlü yağ asidi içinde var. Peki zeytinyağıyla kızartma yapabilir miyiz? Zeytinyağıyla kızartma yapamazsınız efendim. Kızartmanın olmadı. Olmaz. Evet. Çünkü kızartma zeytinyağını da trans yağ çeviriyor. Oleik asit, elaidik asit. Oleik asit zeytinyağıdır.
Kızartma olduğu zaman sert şey yapar, elaidik asit olur. İşte o tehlikelidir. Vücut elaidik asidi kullanamaz.